Hekimleri olarak canlı yayında sizlerleyiz. Bakalım kimlerin şifasına vesile olabileceğiz? Arkadaşlar şimdi buraya şöyle yazalım. Refik Korkmaz eğitimleri hakkında bilgi için lütfen asistanım demiş. İspiri arayınız 0507 ve bunu başa tutturulan öge haline getirelim. Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar tekrardan. Alemler ötemiz sonsuz. Eğer gözlemlenebilir bir rahatsızlığınız varsa yazınız, sizi canlı yayına alalım. Canlı yayında şifanıza vesile olalım. Ya da hocam ben kan almayayım değil miyim, bunu canlı yayında öğrenmek istiyorum diyorsanız sizleri canlı yayına alalım. Kan alıp olmadığınızı anında test edelim. Ya da Refik Korkmaz eğitimleriyle ilgili sorularınız varsa sorularınızın cevaplarını verelim. Ve size sağ dirseğimiz hakkında bilgi verelim. Sağ dirsek ne demek? Şurası. Haydi bakalım. Peki sağ dirsek hakkında bilgi vereceğiz. Eğitimlerimiz hakkında biraz bilgi verelim. Ve aynı zamanda sizlerin şifanıza vesile olmak üzere sizlerin yorumlarını da yazmanızı bekleyelim. Refik Korkmaz eğitimlerini 29 yıl önce kurdum. 24 yıl boyunca hiç eğitim vermedim. Kendi içinde geliştirdim. Yani çeyrek yüzyıl bunun gelişimi sürdü. Son 5 yıldır da eğitimler vermekteyim. Güney Kore'den Peru'ya kadar, Cezayir'den Almanya'ya kadar, Sibirya'ya kadar bizatihi kendim gittim, eğitimler verdim. Eğitmen arkadaşlarımız kendileri gittiler, eğitim verdiler. Oradaki eğitmenlerimiz orada eğitimler verdiler. Ve pek çok eğitmenimiz ve ben online eğitimlerde dünyanın hemen hemen eğitim vermediğimiz ülkesi kalmadı. Eğitim vermediğimiz ülkesini bırakmadık. Ve ayrıca eğitimlerimizi almak için vallahi ister inanın ister sonra inanın Kamçatka Yarımadası'ndan uçağa binip Alanya'ya gelip eğitim alan arkadaşlarımız oldu. Kamçatka Yarımadası Japonya'nın üstünde, Japonya'nın da doğusunda Rusya'nın yarımadası. Ve 8000'in üzerinde arkadaşımız bu eğitimi aldılar. Eğitimlerimiz 3 modülden oluşuyor. Her modül 1 gün sürmekte. Online veriyoruz. Sabah 10'da başlayıp akşam 19'da bitiyor. Zoom programı üzerinden eğitimlerimizi veriyoruz. Ve eğitimlerimizin 1. modülünde bilinç ötesinin ne olduğunu anlatıyoruz. Bilinç ötesinin dilini anlatıyoruz. Bilinç ötesinde bilinç altı da diyebiliriz. Tabii o daha kısıtlayıcı bir mana. İkinci modülde şifacı olmayı öğretiyoruz. Üçüncü modülde mitoloji ve levha-i mahfuz bilgilerini veriyoruz. Siz 3 modülümüzü alabilirsiniz, 2 modülümüzü alabilirsiniz, tek modülümüzü alabilirsiniz. 3 modülümüzü aldığınızda 3 modülün de eğitmeni, 2 modülü aldığınızda 2 modülün eğitmeni, tek modülü aldığınızda tek modülün eğitmeni olursunuz. Siz de şu, o gün eğitim bittiğinde hemen eğitmensiniz. Hani başka eğitimler gibi yok. O eğitimi bitirdin, hadi git başka bir eğitmenden ikinci bir eğitim al. Sonra git eğitmenlik eğitimi al. Ondan sonra eğitim verirsin diye bir şey yok. İşimiz dünyada hayatı kolaylaştırmak. Dolayısıyla bir eğitim al, hemen eğitmensiniz. Bir de yine kolaylaştırdık. Bugüne kadar 5 yıldır eğitimler veriyorum ya. Bu eğitimlerin sayısı 830'u buldu zannediyorum. 830 tane eğitimimizin hepsini ben kayıt altına aldım. Hepsi Facebook kapalı grubunda yayınlanıyor. Eğitim verdiğimde Facebook kapalı grubunu açıyorum. Eğitmen arkadaşlarımız oradan da izliyorlar. Sabahtan akşama kadar, eğitim bitene kadar nefes alışlarımız dahi orada kayıtlı.
Siz bizim bir modül eğitiminizi aldıktan sonra sizi oraya da dahil ederiz. İsterseniz geçmişin eğitimlerini de izlersiniz. 800'den fazla eğitim. Bir de gelecekte vereceğimiz bütün eğitimleri de Facebook kapalı grubuna dahil ediyoruz. Dilerseniz gelecekteki eğitimleri de hiçbir ücret ödemeden izlersiniz. Ve sizin sertifikanız 3 yıl sonra, 5 yıl sonra doldu, yok, yenileyin gibi bir şey yok. Bizim eğitimlerimiz var olduğu sürece sonsuza kadar sizin eğitimleriniz, sizin eğitmenliğiniz ve sertifikanız geçerli. Haydın bre. Ve sizlerin yorumlarını şimdi konuşurken de okudum. Henüz canlı yayın alacağım türden rahatsızlığı olan bir arkadaşımız çıkmadı. Canlı yayın alacağımız türden rahatsızlığı olmak ne demek? İyileştiği ya da iyileşmediği anında kanıtlanabilir bir rahatsızlığı olmak demek. Mesela şurada nodül var. Nodül ceviz kadar, portakal kadar. Bakın bakalım iyileşti mi? Hayır, yerinde duruyor. Veya evet, yok oldu. İşte bak, iyileştiği ya da iyileşmediği anında böyle anlaşılabilir. Buna benzer rahatsızlıkları olanları canlı yayına alıyoruz. Arkadaşlar, şu ana kadar yazdıklarınızı okudum. Bu türden rahatsızlık olan yok. Peki size o zaman anlatalım sağ dirseğin tam şuranın önemini. Bedenimizde 4 önemli yer var. 1. Sağ ayağımızın tarağının üst kısmı. 2. Kuyruk sokumuz. 3. Sağ dirseğimizin şu kısmı. Ve Adem elması. Bunların önemini anlatalım. Adem elmasının ne olduğunu yarım saat önceki canlı yayınımda anlattım. Yani bundan bir önceki canlı yayın Adem elması ile alakalı. Eğer dinlemediyseniz oradan bakınız. Şimdi size sağ dirsek olayını anlatayım. Arkadaşlar, gözlerinizi kapatınız bakın. Deniz İnceşak hocamız dün kanal olduğunda aynen şunu gördü. Gözlerini kapattı, denizi gördü. Fakat deniz ayaklarının önüne yatay şekilde serilmiş değildi. Deniz ayakta duruyordu, duvar gibi. Ve o duvarda iki kapı vardı, öyle hayal ediniz. Sağda ve solda bir kapı. Sağdaki kapıda bir erkek nöbetçi, soldaki kapıda bir kadın nöbetçi bekliyor. Ellerinde mızrakları var. Ve içeri girebilir miyim dediğinizde yetişkinleri diyorlar ki siz içeri giremezsiniz çünkü büyüdünüz ve kirlettiniz dünyayı. Aynen grup Ezgi'nin söylediği gibi biz büyüdük ve kirlendi dünya. Daha doğrusu şöyle olmalı, biz büyüttük ve kirlettik dünyayı büyükler. Sadece çocuklar içeri alınabiliyor ki çocuklar da buradan içeriye ancak, çocuklar da buraya ancak rüyalarında geliyorlar. Neden çocuklar? Çünkü çocuklar dünyayı henüz kirletmiyorlar. Çocuklar dünyaya henüz zarar vermiyorlar. Onlar büyüdükleri zaman biz büyüklerden öğreniyorlar dünyaya zarar vermeyi. Maalesef. İşte o yüzden oradan, o kapılardan çocuklar geçiyor. Haydi. Çocuk olun, kapıdan içeri girin. İçeri girdiğinizde mağara var. Mağaranın yan duvarlarına çocuklar dokunuyor. Elleriyle, avuçlarıyla, dirsekleriyle, kollarıyla, yanaklarıyla, alınlarıyla, dudaklarıyla öpüyorlar. Enerjilerini veriyorlar, sevgilerini veriyorlar. Orası dünyanın kalbi. Tavana bakın, tavanda dünyanın kalbi bir plazma içerisinde. Ne kadar bir hastane atığı dışarı atılıyorsa dünyanın kalbi acıyor. Nereye siyanür dökülüyorsa, neresi çöplükleştiriliyorsa dünyanın kalbi ağrıyor. Nerede bir savaş oluyorsa dünyanın kalbi zarar görüyor. Hangi sular, hangi denizler kirletiliyorsa dünyanın canı acıyor orada. İşte o yüzden bu dünyanın kalbi canını acıtan büyüklerin oraya girmesine izin vermiyor. Canını acıtmayan küçüklerin, çocukların oraya gelmelerini kabul ediyor ve çocuklar da, dünyanın bütün çocukları da oraya rüyalarında gidiyorlar. Çocukların saflığı, temizliği, koruyuculuğu, şefkati
büyüklerin yaptığı sıkıntıları bir derecede olsa dünyaya insanların verdiği zararı azalttığından bir derecede olsa dünyanın kalbini kazanıyorlar. İşte o yüzden dünyanın kalbi onların gelmelerini izin veriyor. Tabii çocuklar dünyaya, dünyanın kalbine koruyuculuklarını, şefkatlerini, sevgilerini aktardıklarında dünya onlara çok daha fazlasını veriyor. Bazı çocuklar sırtlarını dayamışlar, hastalıklarından kurtuluyorlar. Oraya hasta gelen çocuklar şifalanmış olarak gidiyorlar. Oraya enerjisi düşük olan çocuklar, moralleri bozuk gelen çocuklar yüksek enerjiyle, moral motivasyonla oradan geri gidiyorlar. Haydın bura. İşte bakın çocuklardan bazıları. Ben o çocuklara sordum. Kanal arkadaşımız da anlattı. Deniz İnce Şark dedi ki hocam çocuklar avuçlarını dokundurduklarında dünyanın kalbi, dünyanın canı mutlu oluyor. Ama çocuklar dirseklerini şimdi sağ dirseklerini mağaranın duvarına vurduğunda mağaranın canı, dünyanın bu kalbi inanılmaz acılar çekiyor. Ve çocuklar da acı çekiyor dedi. İşte biz nasıl ki çocukken dirseğimizi bir yere vurduğumuzda elektrik çarpardı ya bizleri, hatırlarsınız. Hiç yaşamadım diyen mutlaka 3-4 defa yaşamıştır. Fakat ben son 20 yıldır yaşamadım galiba. Biz büyüyünce de onu kaybediyoruz, o hassasiyetimizi. Çocukken daha çok o hassaslığı yaşıyoruz. İşte bizler, insanlar dünyanın canını nasıl acıttığımızı en azından biraz bilelim diye dünya duygularından bir parçasını bizim sağ dirseğimize koymuş. İşte siz beni çöplükleştirdikçe, bana zarar verdikçe benim canım böyle acıyor. İğneyi kendine çuvaldızı dünyaya batıra en güzel örnek bu. İşte nasıl ki bize zarar verildiğinde, yanlışlıkla dirseğimizi çarptığımızda canımız canımıza kadar acıyorsa, dünyaya verilen her bir kirlilik, pislik, kötülük dünyanın canını o kadar acıtıyor. Dünyada 8 milyar insan var. Bunların kaç milyarı dünyaya zarar veriyor? Hayal edin. Dünyanın canı işte sizin dirseğinizin acıdığının milyar katı acıyor. Dünyanın acısına, sevincine, mutluluğuna, yüreğinden geçenlere göz, kulak, ağız, dil olabilmek için bize konmuş bir sensör. Sağ dirsek. Haydın bre. Ve ben bu anlatım sırasında bakayım. Arkadaşlarımız rahatsızlıkları hakkında bilgi yazdılar mı? Canlı yayın alacağım türden rahatsızlığı olan bir arkadaşımız çıktı mı? Ben kanal olmak istiyorum diyen bir arkadaşımız var mı? Haydın bre. Evet arkadaşlar. Şimdi bakınız Marmara. Ortaya fikir attı yani. Sizler de şey yap, yapmanın şeyi yap. Bu sonunda bisiklet sıcaklığı da seviyorum. Arkadaşlar her cumartesi, pazar ve pazartesi eğitimlerimiz var. Her hafta sonu eğitimlerimiz var. Eğitimleri ben online veriyorum. Ve hem her hafta sonu hem de her gün eğitim veren 8000 tane eğitmenimiz var. Eğitimlerimizin duyuruları benim sayfamda. Eğer eğitimlerinizle ilgili merak ettikleriniz varsa şu anda başa tutturdum onu. Asistanım Emiş İspir'i arayıp bilgi alabilirsiniz. 0507-192-0620. Sağ ayak üstü nedir sayın hocam demiş. Onu da bir başka canlı yayının konusu yapalım. Evet arkadaşlar. Şengül Karaoğlu demiş ki tiroid ve kalın bağırsaklarında problem var demiş.
tiroidiniz nodülü oluşturmuşsa siz canlı yayını alabiliriz. Haydın bre. Şimdi bu canlı yayını kapatalım. Hocam ben de bu bilgileri almak istiyorum. Ben de sizler gibi şifa hevesli olmak istiyorum diyorsanız eğitimlerimiz sizi bekliyor, eğitmenlerimiz sizi bekliyor. Hepinize selamlar, saygılar, alemler ötemiz sonsuz.